Hepsinin gözlerinde korku vardı. Onlar da tıpkı insanlar gibi savaşın acı hikayelerini taşıyor. İdlib'de yaşayan Muhammed Ala Celil, Esed güçlerinin yerle bir ettiği Halep'i terk ederek İdlib'e geldi. İlk fark ettiği şey ise perişan haldeki sokak kedileri oldu. Esed rejiminin katliamında binlerce sivil hayatını kaybetti, binlerce evcil hayvan da sahipsiz kaldı. Sahipleri hayatını kaybeden veya göç etmek zorunda kalan o evcil hayvanlara eski bir ambulans şoförü sahip çıktı. Celil ilk olarak birkaç kediyi evine aldı. Sonrasında ise eski bir atölyeyi barınağa çevirdi. Burayı bir yetimhane gibi görüyorum. Onlar benim yetimlerim. Sahip çıkmasak savaş koşullarında hiçbiri hayatta kalamaz. Barınakta yaralı ve hasta kediler için veterinerlik hizmeti de veriliyor. Özellikle bombalanan yerleşim yerlerindeki kedilerin durumu çok kötü. Bombardıman sonrası oralara gidip enkazların ve alevlerin arasından kedileri topluyorum. Muhammed Celil, kedilerin beslenmesi için internet üzerinden bağış da topluyor. Barınaktaki kedilere bağışçıların isimlerini veriyor.